3 Kasım ABD başkanlık seçimlerinden sonra Donald Trump cephesi seçim sonuçlarına karşı olan itirazlarını hala sürdürüp yolsuzluk yapıldığı iddialarına devam ettirse de seçimlerden yani 3 Kasım'dan sonra Cuma günü ilk defa basın mensupları karşısına çıkıp seçiciler kurulu oylamasında Demokrat rakibi Joe Biden'ın kazanması durumunda görevi bırakmayı kabul edeceğini söylemişti. Fakat bugün Fox News kanalına konuşan Donald Trump, tüm dünya izliyor ve ne olduğuna inanamıyor. Birçok ülkenin devlet başkanı beni arayıp çok berbat bir seçim olduğunu söylüyor dedi. Anlayacağınız Donald Trump ne kadar koltuğu bırakma yönde sinyaller vermiş olsa da seçiciler kurulu oylamasına kadar belirsizlik devam edecek gibi görünüyor. Biden kanadına baktığımızda ise Biden yakın zamanda kabinesinde yer alacak önemli isimleri zaten açıklamıştı. Ona oylanan seçim sonuçlarına göre Biden 306 seçici kurulu delege oyuna sahip şu anda. Trump ise 232. Genel oylara baktığımızda ise Biden 6 milyondan fazla oy farkıyla Trump'ın önünde. Fakat biraz önce de bahsettiğimiz gibi Donald Trump seçim sonuçlarına itirazını sürdürüyor. Birçok eyalette de farklı nedenlerle çok sayıda dava açmıştı. Ancak davalar yetersiz delilden dolayı cumhuriyetçilerin aleyhinde sonuçlandı. Trump aynı zamanda kendi partisi içinde birçok eleştiriye maruz kalıyor. Bugün CNN'e konuşan Missouri Cumhuriyetçi Senatörü Roy Blunt da 20 Ocak'ta ABD başkanlık seçim töreninde Donald Trump'ın katılmasını isteyenlerden. Blunt eğer Donald Trump törene katılırsa bu Trump'ın oradaki varlığını yani karakterini daha iyi yansıtacağını hem de gelecekteki duruşunu korumasına yardımcı olacağını aynı zamanda Amerikalıları seçimin adil olduğuna ikna edeceğini söyledi. Yani Blunt Trump'ın katılım gösterirse daha fazla nüfus sahibi olabileceği ihtimaline vurgu yaptı. Ancak Donald Trump bunu yapması durumunda destekçilerin gözünde kötü bir tablo çizeceği kanısında. Son olarak başka bir detayı da aktaralım. Dün Joe Biden köpeğiyle oynarken ayak bileğini burkmuştu. Ayrıntılı muayene edileceğini duyurmuştu kendisi. Doktor Kevin O'Connor da Biden'ın sağlık durumunu ayrıntılı bir şekilde analiz edip aktaracaklarını söylemişti. Özlem Şenşah, Real TV, Washington.